Her gün yeni videolarla birlikteyiz. Türkiye'nin uçak ihtiyacı söz konusu olduğunda Türkiye her seçeneği değerlendirmeye başladı. Bildiğiniz gibi daha önce straturka.com'da çıkan haberlerde Çinlilerin siz bize SİHA teknolojisini verin biz de size 5. nesil uçak teknolojisini verelim haberleri yayınlanmıştı. Baykar firmasının Çin'de SİHA üretecek bir tesis açması karşılığında Çinliler de Türkiye'ye 5. nesil savaş uçağı teknolojisini vermeyi teklif etmişlerdi. Asya, Avrupa ve Amerikan uçaklarını değerlendirdiğimiz video serisinde, videomuzun bugünkü konuğu, etkileyici özellikleri ve tam hayalet teknolojisiyle, Çin devletinin ürettiği J-20 uçağıdır. Savaş uçakları şüphesiz şimdiye kadar yapılmış en korkunç ve etkileyici askeri uçaklardır. Pek çok hava kolunun bel kemiğini oluştururlar ve kim olursanız olun, onların uçtuğunu gördüğünüzde her zaman durup bakarsınız. Elbette tüm bu uçaklarda son derece etkileyici olan şey ne kadar hızlı olduklarıdır. Yıllar geçtikçe savaş uçakları daha da hızlandı ve elbette teknolojik olarak daha da gelişiyorlar. Şu anda öne çıkan oldukça gizemli uçaklardan biri de Çin'in J20 uçağı. Daha önce Çin'in Rus jetlerinin satın alınmış veya lisanslı versiyonlarını kullandığı bir dönem oldu. Ve bir dereceye kadar halen bu tür uçakları kullanıyorlar. Bununla birlikte, daha yakın zamanlarda Çin, batıya rakip olmaya çalışırken, kendi yüksek performanslı jet avcı uçağı filosunu inşa edebildi. En inanılmazlarından biri ise Chengdu J-20 avcı savaş uçağıdır. Mighty Dragon olarak adlandırılan bu inanılmaz uçak, ilk kez 10 yıl önce uçtu ve 2017'de hizmete girdi. Dünyanın 3. operasyonel 5. nesil gizli avcı uçağıydı ve Çin Hava Kuvvetleri'nin hizmette olan en hızlı uçağı. J-20, şüphesiz şu anda aktif hizmette olan en etkileyici savaş uçaklarından biridir. Gücü, 2 adet Shenyang 10C turbofandan geliyor ve bunlar uçağı 2 Mach hızına çıkarıyor. Jet'in gerçek en yüksek hızının tahminleri, onu yaklaşık 2100 kilometreye çıktığıdır. Uçağın birçok görevi üstlenebilecek bir F-35 tarzı rol mü oluşturacağı yoksa F-22 Raptor gibi saf bir hava üstünlüğü savaşçısı mı olacağı tam olarak belli değil. J-20 gerçekten inanılmaz bir tasarım. Uzun ve harmanlanmış gövdesi, çift kanatları ve diğer tasarım özellikleri öne çıktığı ve her yönüyle Mighty Dragon olarak adlandırıldığı anlamına gelir. Diğer 5. nesil savaşçılar gibi ürkütücü bir silah bölmesine sahip ve oldukça çevik bir makine. Gizli yeteneklerinin F-35 ve F-22'nin bir parçası olduğu söyleniyor. Gövde, motor girişi ve egzoz nozulu Amerikan jetlerindekilere çok benziyor. Ancak motorlar söz konusu olduğunda, şu anda J20'ye güç veren 10C motoru, F-35'te gördüğümüz XA-100 motorunun oldukça gerisinde kalıyor. Görünüşe göre Çin, uçağın süper seyir kabiliyetine sahip olmasını sağlayacak, yeni bir S-15 motoru geliştiriyor ve motor teknolojisini batılı uçaklarınkinden daha uyumlu hale getirecek. J-20 oldukça önemli bir uçak. Bununla ilgili her şeyi bilmesek de hızlı olduğunu, çevik olduğunu ve gerçek bir hayalet uçak olduğunu biliyoruz. F-22'den Eurofighter Typhoon'a kadar batılı jetlere rakip olabilecek yeteneklere sahip. Yine de gösterdiği şey, Çin'in belki de artık Rus teknolojisine bağımlı olmadığıdır. Rus jetlerini kullanmaktan öğrenecekleri her şey, Rusya'nın şu anda hizmete girmek için mücadele eden Su-57'sinden daha güçlü olabilecek bir uçak. Çinliler Rus uçaklarından gördüklerini, kendi yüksek performanslı uçaklarını yapmak için uygulamışa benziyor. Çinlilerin J-20 uçağı, sizce Türkiye için ne kadar uygun olabilir? Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz.